Çok önemli bir dönem, yeni bir başlangıç. LGS geçiş sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce öğrenci için tercih maratonu başladı. Eğitim Sembolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici, LGS tercihlerinde dikkat edilmesi gerekenler, tercih tavsiyeleri ve tercihin nasıl yapıldığını aktardı. Tercih döneminde öğrenci ve ailelere önerilerde bulundu. Öğrencilerimiz panik yaşamasınlar. Şimdi Bolu'da yeterince hem merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan hem de akademik eğitim talebi var çocukların. En fazla bu aile aslında sorun yaşıyorlar. Meslek lisesi ve imam hatip liselerinde çok fazla kontenjan sıkıntısı yok. Tercihleri karşılayabiliyor. Zehra Kulalı Gezici, veliler ve öğrencilere okulları ve rehber öğretmenleriyle iletişim içerisinde olmaları gerektiğini de söyleyerek, akademik ve gelişimsel anlamda veliler ile işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Geçtiğimiz yıllardan da hatırlayacaksınız, akademik lise tercih eden öğrencilerimiz ve velileri çok sorun yaşamıştı. Ve biz de bir süreç yürütmüştük. Buradaki velilerin veli ve öğrenciye rağmen okullaşma politikalarını da eleştirmiştik. Ve iki tane de lise kazandı dolayısıyla. Eğitim Sembolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici daha önce Bolu'da nitelikli Anadolu Lisesi olmadığını da vurguladı. Öğrencilerimiz öncelikle hani Bolu özeli için konuşursak bu sene zaten senenin başında da bahsetmiştik kontenjanlar açıklandığında Bolu Türkiye'de en fazla nitelikli okulda kontenjan artışı yaşayan illerden birisi, %52'ye varan bir artış var. Burada şöyle bir şey vardı. Bolu'da nitelikli Anadolu Lisesi yoktu. Biz sendika olarak da, Bolu halkı olarak da İBAL, İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nin nitelikli bir okul olarak eksiğimiz olduğunu zaten belirtmiştik. Burada Bolu'ndaki çocukların kaybının olduğunu. Dolayısıyla bu bizim için önemli bir gelişmeydi. Şu anda nitelikli okul olarak bizim 4 tane akademik lise söyleyebiliriz. İlçe de dahil, Gerede Fen Lisesi, Merkez Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi ve İzzet Baysal Anadolu Lisesi. Gezici, öğrencilerin her türlü desteği okullarından ve rehber öğretmenlerinden alabileceklerini de kaydetti. Burada çocuklarımızın önemli olan tercih sürecinde, evet, bir pandemi süreciyle ilgili okulda hizmet alamıyorlar. E-okul üzerinden canlı derslik ekranından bunu faydalanabilirler. Ancak bütün okullarımızda uzaktan da olsa rehber öğretmenlerimiz ortaokullarda görev yapıyorlar şu anda. Zaten yapılan tercihinde illaki okulda bir yetkili tarafından onaylanması gerekiyor. Zaten tercih sayımız da arttı. Sınavla öğrenci alan yerlere merkezi yerleştirme dediğimiz, yerleşebilmek için de yerelden mutlaka tercih yapması gerekiyor öğrencilerin. 10 tercih oldu. Bunlar işte kendi alanları, komşu eğitim alanları ve diğer eğitim alanı olarak ayrılıyor ekranda. Kendi eğitim alanı yeşil alan. Burada 5 tercihlerinin en az ilk 3'ünü kendi alanından yapmak zorunda. Diğerlerini komşu alandan, kayıt alanından yapabilirler. Zehra Kulalı Gezici, tercih sürecinde öğrencilerle velilerin sorunlar yaşadığını da altını çizdi. Öğrencilerimiz panik yaşamasınlar. Şimdi Bolu'da yeterince hem merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan hem de akademik eğitim talebi var çocukların. En fazla bu aileler aslında sorun yaşıyorlar. Meslek lisesi ve imam hatip liselerinde çok fazla kontenjan sıkıntısı yok. Tercihleri karşılayabiliyor. Geçtiğimiz yıllardan da hatırlayacaksınız, akademik lise tercih eden öğrencilerimiz ve velileri çok sorun yaşamıştı. Ve biz de bir süreç yürütmüştük. Buradaki velilerin veli ve öğrenciye rağmen okullaşma politikalarını da eleştirmiştik. Ve iki tane de lise kazandı dolayısıyla Bolu, bu Kanuni Anadolu Lisesi ve Turgut Özal Anadolu Lisesi olarak. Dolayısıyla mevcut kontenjanlarımız yeterince artmış durumda. Zehra Kulalı Gezici, öğrencilerin liseye geçiş döneminde yıprandıklarından bahsederek, çocuklarımıza hep birlikte sahip çıkalım istiyoruz dedi. Çok önemli bir dönem, yeni bir başlangıç. Güzel başlangıçları olsun velilerimizin ve öğrencilerimizin. 9. sınıftaki o uyum süreci bizim için çok önemli. Çocuklarla birlikte mevcut girdiği okullarla lütfen iletişim kursunlar. Dolayısıyla bizim için hani çocukların hem akademik anlamda hem gelişimsel anlamda yaşayacağı problemlerin erken fark edilmesi ve desteklenilmesi biraz veli işbirliğinden geçiyor. Dolayısıyla bütün velilerimize ve öğrencilerimize lütfen okullarımızla iletişim halinde kuralım.
olalım, çocuklarımıza hep birlikte sahip çıkalım istiyoruz. Ama velilerin bizimle iletişime, çocukları tanımamız açısından çok daha pratik ulaşabileceğimizi düşünüyoruz.